Kimse benim çocuklarıma sahip çıkıyor. Çocukların babası beni unuttun, ben sana mezar öreceğim. Ya öleceğim ya mezar öreceğim. Sabahattin, bir daha bu lafı edersen hemen kendini dışarı tutun. Bir dakika lütfen tutar mısın? Bir dakika lütfen. Bir dakika Sabah sen lütfen. Sabah alın sesleri. Şimdi bakın bu program mağdurların sesini duyurmak için değil mi? Geliyorsunuz burada ne güzel sesinizi duyuruyorsunuz. Sen burayı ne zannettin? Dağ başımı buradan sen insanları tehdit edebileceğini zannettin. Etmiyorum, çocukların babası benim. Tehdit ettin. Ama çocuklarımızı aldırıyorlar. Çocukların babası sensen, kanunlar var. Gideceksin, hukuk yoluyla çocuklarını alacaksın. Başvurdum, mahkemelere gelmiyordu. Oradaydım böyle çile çekiyorum. O zaman buradan bakma. Ben sana hiç kimseyi, ne senin ne bir başkasına, buradan birilerini tehdit etmenize göz yumma. Sabahattin sana teşekkür ederim. Özür dilerim. Lütfen. Özür dilerim. Lütfen. Bu bir değil, iki değil, üç değil ama yeter yani. Dur! Şimdi bak, bu adamın hayatı, adamın gerçeği. O onun gerçeği, o tehdit ediyor, çocuklar gidiyor, bilmem ne onun babası. O onun gerçeği, hayatı o. Seninse reytingin, senin programın, senin umurunda değil ki. Bütün bu kadın realiteleri için söylüyorum. Onlar gerçek değil ki, onlar reyting. Ertesi gün reytingler geliyor, hop, o hayatlar unutuluyor. Adam her şeyi yapar. Ya güvenlik öyle de orada tank da koysan yapar. Onun hayatı o ya. Şimdi burada da başka bir amca var. Ona karşı daha sert ama. Devam. Birini cevapla. Ben bu işe devam edeyim. Beni gene strese de sıvak psikolojim değişti. O öyle gitsin bakalım bunun sonu ne olacak. Gene de diyorum. Savcıya da dedim. Hakime de dedim. Bu kadar bulmasın bana. Seni var ya sana. Sen bu yuvayı sakın. Birleştirmesen Cenk, toplumuzun bu sakın, seni babanın yanına göndereceğim. Sakın. Duyuyorsun Sayın Bey, hemen dışarı alın. Güvenlikten iki arkadaş geldi. Güvenlikten iki arkadaş geldi. Ne demek burada sen de tehdit ediyorsun ya? Nasıl tehdit ediyorsun benim programımı? Tehdit değil. Al. Burası dağmış. Bak şimdi bakın güvenlik görevleri nasıl götürüyor. Adam direnmiyor ki. Fakat güvenlik görevlisi. Bundan sonra bizde de böyle olacak. Biz de konukları böyle götürüyoruz. Ama biz konuklarımızdan şikayetçi olduğumuzdan değil. Yürütmüyorlar ki güvenlik görevlisi. Kaldırıyor, götürüyor, koyuyor. Görelim. Hadi dışarıya. Yanlış hata. Alalım dışarı lütfen. Yanlış hata kabul etmiyorum ben ya. Buradan sen nasıl tehdit edersin ya? Nasıl tehdit edersin sen ya? Serap Hanım duyuyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Duyuyorsunuz. O benim tehdit yani. O Serap Hanım. Nazmiye Hanım. Oğlunuzu görseniz sanır mısınız? Dur. Şimdi bak bir acayip bir şey. Şimdi anne bu programı izliyorsunuz bunu. Anne çocuğunu göremiyor. Programa çıkmış çocuğu bulunsun diye. Anneye test yapılıyor ya. Kadın hazır. Kimi yani kimi soksan stüdyodan içeri oğlum diyecek. 90 yaşında adam soksan sarılacak oğlum. O kadar psikolojik olarak hazırlanmış ki. Sana bir test yapalım diye yanlış çocuk sokuyorlar. Korkunç. Sonra kadın bayılıyor, yine güvenlik görevlisi geliyor. Programlarda şimdi bu güvenlik görevlisi modası başlamış. Evet, kadın bayılıyor, güvenlik görevlisi. Hemen güvenlik görevlileri gelsin. Yani Serap Özgü de sağlam oluyor. Hemen güvenlik görevlisini çağırırım. Ne oluyor lan? Şşt falan gibi. Devam. Fazla değişmediyse eski resimdeki biraz... Fazla değil, az bir değiştiler sanırım yani. En son elinizdeki fotoğrafta kaç yaşındaydı oğlunuz? Kaç yaşındaydı tam hatırlamıyorum. Yaşını yani. 5 mi, 7 mi? İlkokula gitmedi daha yani. Yani 5-6 yaşlarındaydı. İlkokula gitmedi o zaman. Ondan sonra görmediniz bir daha. Ondan sonra 8 yaşındayken gördüm işte. O zaman resim falan çekmedim yani okulda görüyordum zaten. Makinemde yoktu zaten o zaman. Yani en son 8 yaşında gördüm. Evet. Gördüm. Ve 10 senedir görmüyoruz. Evet. Belki yan yana geçtiniz bugüne kadar ama onu tanımadınız. Olabilir. Evet. Kapı açılıyor ve Nazmiye Hanım'ın 10 yıldır görmediği, dokunmadığı, belki de görsem tanımam dediği oğlu geliyor. Evet. Buyurun. Thank you.
Nazmiye Hanım, gerçekten oğlunuzu tanımıyorsunuz. Çünkü o Fatih değil. O Fatih değil. Ama çok kötü ya. Ne bu ya? Terbiyesizlik ya. Hiç de komik değil bu ben. Hakikaten gel, Nazmiye Hanım da iyileşti. Bu terbiyesiz, gel, şakir gibi, ahlaksız insanlar. Bu küçük bir testti. Gel. Ben gerçekten oğlunu tanıyamadım. Bu acı bir şey değil mi? Evet.